Daha önce görmediğiniz ve gördüğünüzde şaşıracağınız dünya üzerinde gerçekleşen birbirinden ilginç doğa olaylarıyla karşılaşacaksınız. Krakatau Yanardağı. Krakatau Adası, Endonezya'ya bağlı volkanik bir adadır. Krakatau Yanardağı, 20 Mayıs 1883 tarihinde beklenmedik bir şekilde faaliyete geçerek yüzlerce nükleer bombanın yaratacağı bir güçle patlamıştır. Yapılan hesaplamalara göre 30 metre yüksekliğinde dev tsunamilerin oluşumuna neden olmuştur. Oluşan bu tsunamiler Krakatau Adası'nı tamamıyla yutmuştur. Patlama 35 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. Patlama sonrasında volkanik partiküllerin oluşturduğu dev bulutlar bu bölgeyi yıllarca karanlıkta bırakmıştır. Dünyanın atmosfer sıcaklığında 2 santigrat derecelik düşüşe neden olmuştur. Adadan tam 160 kilometre uzaklıkta ses şiddeti 172 desibel olarak ölçülmüştür. Şimdi rotamız Tanzanya. Burada Natron Gölü'ne geçiyoruz. Göl Kenya'nın merkezindedir. Oldukça sığdır. Derinliği 3 metreden azdır ve genişliği su seviyesine bağlı olarak değişir. 57 kilometre uzunluğunda ve 22 kilometre genişliğindedir. Sıcaklıklar genelde 40 santigrat derecenin üzerindedir. Göl çevresel etkilerden dolayı pembe renktedir. Kurak mevsimde su buharlaştıkça tuzluk seviyeleri tuzu seven mikroorganizmaların gelişmeye başladığı noktaya kadar yükselir. Bu tür halofil organizmalar bitkiler gibi fotosentez ile kendi besinlerini yapan siyanobakterileri içerir. Siyanobakterilerdeki kırmızı fotosentez pigmenti gölün koyu kırmızılarını ve sığ kısımlarda ise turuncu renkleri üretir. Bu bulut patlaması Arizona'dan. Devasa bir su kütlesi yeryüzüne iniyor. Avustralya'da ise gördüğünüz gibi dağın eteklerinden gelen su kütlesi ortalığı birbirine katarak hızla ilerliyor. Aman Allah'ım. Korkunç Catatumbo yıldırımlarını görmek için şimdi Venezuela'dayız. Catatumbo yıldırımları yalnızca Venezuela'nın Catatumbo nehrinde görülen korkunç bir doğa olayıdır. Fırtına bulutlarının girdap oluşturması sonucunda ortaya çıkan bu görüntü, yılın 160 gecesi, günde 10'ar saat ve saatte 280 kez görülebiliyor. Gerçekten de korkutucu görünüyor. Şimdi Yeni Zelanda'dayız. Burada bizi çok farklı bir olay karşılıyor. İnanılmaz bir doğa olayı. Hep beraber izleyelim görelim. Yeni Zelanda'da Koekoe plajında bulunan bu yumuşak görünen toplar aslında birer kaya. Bilimsel olarak küresel kayaçlar, kum ve taş tanelerinin bu kütleleri oluşturmak için birleştiği, betonlama olarak bilinen doğal bir sürecin sonucudur. Bu kayaların çapı 6 metreye kadar ulaşabilmektedir. Eğer Koekoe plajına giderseniz, uzun bir yürüyüş yapın ve mutlaka bu enteresan... Amerika'dayız. Amerika'da ne olabilir demeyin. Çok ilginç bir doğalayla karşılaşacaksınız. Alevlerden oluşan hortumlara ateş anaforları deniliyor. Genelde 10 ila 50 metre yükseklikte, birkaç metre genişlikte ve birkaç dakika sürmektedir. Sadece belli koşulların bir araya gelmesiyle oluşan alev hortumu, meydana gelen yangın olayları esnasında nadiren görülmektedir. Rotamız Güney Amerika. Ant dağlarına gideceğiz. Bu dağların tepesinde çok özel bir bölgede farklı bir şeyle karşılaşacağız. Bu görseli gördükten sonra başka bir gezegende olduğunu düşünebilirsiniz. Burası, Güney Amerika'nın en uzun sıra dağları ünvanını alan Ant Dağları'nın sadece küçük bir bölümüdür. Yüksek dağlarda görülebilen uzun ve ince şekilleri olan sertleşmiş karlara pentinente deniliyor. Bu kadar yüksekte olunca güneş ışınları buzu direkt olarak suya çeviriyor. Bazı alanlarda suyun buhara dönüşmesi daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Böylece düz kar yüzeyinde bir takım çökmeler yaşanıyor. Bu çökmeler sonrasında işte bu uzun ince kar şekilleri ortaya çıkıyor. Sizce de ilginç değiller mi? Şimdi farklı bir doğa harikası olan donmuş çiçekleri göreceksiniz. Bitkilerin köklerinde bulunan özlerin donması, bitkinin gövdesinden dışarı çıkması ve sonra da genişlemesiyle meydana gelmektedir. Sular çatlakların içinden çekiliyor ve havayla temas ederek donuyor.
sonra da bu harika görüntü ortaya çıkıyor. Sizce de öyle değil mi? Gizemli portal. Evin üzerine açılmış, başka bir boyuta geçiş için kullanılan bir delik gibi göründüğünü düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Gördüğünüz bu resimdeki olay bulutlardaki su sıcaklığının donma seviyesinin altına düştüğünde yaşanmaktadır.